İlk Türk devletleri, kültür ve medeniyet, yazı, dil ve edebiyat. Türkler tarih boyunca Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Bunlardan sadece Göktürk ve Uygur alfabeleri Türklere aittir. Göktürk alfabesi en eski alfabemizdir. 38 harften oluşur, 4'ü sesli, 34'ü sessizdir. Orhun bölgesinde bulunan yazıtlarda rastlandığı için Orhun alfabesi de denir. Bu alfabe 10. yüzyıla kadar Kırgızlar, Bulgarlar, Hazarlar ve Peçenekler tarafından kullanılmıştır. En eski tarih olarak milattan önce 5. yüzyıla ait olan Esik kurganında bir kepçenin üstünde rastlanmıştır. Göktürk alfabesi denildiğinde ilk akla gelen Orhun abideleridir. Bu kitabeler 3 tanedir. Biri 2. Göktürk Devleti hükümdarı Bilge Kağan adına, biri de Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin adına, diğeri ise Vezir Tonyukuk adına yazılmıştır. 8. yüzyılın ilk yarısında dikilmişlerdir. Vezir Tonyukuk kendi kitabesini kendi yazmış, Bilge Kağan ve Kültigin'in ikini ise Yolluğti'nin yazmıştır. Bu kitabeler 1893'te Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur. Bu kitabelerde devlet anlayışı, devlet adamlarının ve halkın görevleri belirtilmiştir. Türk-Çin mücadeleleri ve bağımsızlığın önemi anlatılmıştır. Bugün bu kitabeler Moğolistan'ın başkenti olan Batur'da bulunmaktadır. Bu kitabe Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Karabala Sagun yazıtları Uygurlara aittir ve Mani dini ile ilgili bilgiler verir. Türkçe, Çince ve Soğutça yazılmıştır. Bir diğer önemli bilgi ise Türklere ait en eski yazıtlar Talas, Yenisey ve Orhun yazıtlarıdır. Kırgızlara ait Talas ve Yenisey yazıtları Orhun'dan daha eskidir. Milattan sonra 6. yüzyıla aittir. Fakat sadece birer mezar taşı yazıtlarıdır. Uygur alfabesi ise ikinci milli alfabemizdir. Bu alfabe kaynağını Soğut alfabesinden almıştır. Ama Soğut alfabesi bize ait değil, İranlılara aittir. Uygurlar bu alfabede kendilerine özgü değişiklikler yapmışlardır. Alfabe 18 harftir. 3'ü sesli, 15'i sessizdir. Uygurlar taş yerine kağıt kullandıklarından ve aynı zamanda ilk hareketli matbaayı da icat ettiklerinden dolayı bu alfabe ile yazılmış birçok eser mevcuttur. Bilinen ilk Türk şairi olan Aprin Çortigin de Uygur Türklerindendir. Türk edebiyatı bu dönemde göçebe bir yaşamdan dolayı daha çok sözlü kaynaklara dayanmıştır. Bu konuda karşımıza çıkabilecek terimler ve açıklamaları şu şekilde. Sagu, cenaze törenlerinde yapılan ağıt. Sal, atasözleri. Koşuk, şölenlerde söylenen, kopuz eşliğinde söylenen sözler. Destan, kahramanlık konularını işleyen hikayeler. Destanlara ve onların ait olduğu Türklere genel olarak bakarsak, Oğuz Kağan Destanı Hunlara, Alpertunga Destanı İskitlere, Manas Destanı Kırgızlara, Göç Destanı Uygurlara, Türeyiş Destanı Uygurlara, Mani Dini Destanı Uygurlara, Ergenekon Destanı Göktürklere, Bozkurt Destanı Göktürklere aittir. Türklerin İslam öncesine ait önemli destanları bunlardır. İslam öncesi bir diğer önemli sözlü edebiyat ürünü ise Dede Korkut hikayeleridir. Burada Kıpçak Türkleri ile Oğuz Türklerinin mücadeleleri anlatılmaktadır. Önemli bir nokta, Türkler tarihi devirlere Orhun kitabeleri ile girmiştir. Türk tarihi ile ilgili en eski kaynaklar ise Çin kaynaklarıdır.